Duyduklarım doğru mu Moran? Mesude'yi kurban mı ettin Berdel'e? Doğru Sıla. Olması gereken buydu. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Ne demek olması gereken buydu? Hiç soruşturmadan gencecik kızı nasıl tanımadığı bir adama verirsin? Aşiretin gözü üzerime yapışmışken aşiretin ağası ne yaparsa onu yaptım. Duyduklarıma inanamıyorum. Seven iki insanı nasıl ayırırsın Boran? Hem de hiç suçları yokken. Sana daha önce de söylemiştim. Buraya gelince bambaşka bir adam oluyorsun. Senin duygularını da kör ediyor burası. Hayır Sıla. Ben hep aynı adamım. Doğru bildiğim şeyi yapıyorum. Ama bunu yaparken senin gibi hırçınlaşmıyorum sadece. Senin de sakin olmanı ve bana güvenmeni istiyorum. Kan dökülmemesi için gereken her şeyi yapıyorum. Bir de bizi korumak için değil mi Boran? Sizleri ve pek çok kişiyi. Bu saçma mazeretlerin ardına saklanma artık. Düşman da belli, kavganın nasıl olacağı da. Belli olmayan tek şey var. O da senin kimin tarafında olduğu. Ben kötü bir şey yapmıyorum Sıla. Tabii yapmıyorsun. Berdel'e karar veriyorsun. Unutuyorsun. Biz de Berdel'le usulü evlendik. Hem de birbirimizi hiç tanımadı. Ben seni hala tanımıyorum. Ama ben seni tanımıştım. Atımı ürküttüğün o gün. Ya ne yaptığını zannediyorsun? Aniden önüme çıktın. Görmedin. Görmemişmiş. O kızgın halin hiç değişmedi. Ve hayatı yok olacak iki gencecik insandan bahsediyorum. Sen bana nelerden söz ediyorsun? O gece sen de benim hayatımı yok etmek istemiştin Sıla. Sakın bana dokunma, sakın! Ne demek oluyor bu? Uzak dur benden hayvan herif! Beni o gece öldürebilirdin. Sen beni delirtmek istiyorsun. Yoksa öldürmediğine pişman mısın? Biraz daha böyle konuşursan pişman olacağım. Öldürseydin eğer, ölmekten değil ama seninle yaşayacaklarımı yaşayamadığım için pişman olurdum Sıla. Bencilliğine, saygısızlığına, acımasızlığına inanamıyorum. Bu kötü bir rüya olmalı. Evet. Bunlar kötü bir rüyasına. İnan kötü bir rüya. Ve bitecek. O zaman çabuk bitse iyi olur. Yoksa biten başka şeyler olacak.